Hasan Öztürk. Tamam mı devam mı derken görmemiz gereken gerçek. Sosyal medya bizatihi manipülasyon aracı. Tamam mı devam mı derken gördük ki hiç bir araya gelemez dediklerimiz yine Erdoğan düşmanlığı etrafında konsolide oldu. Konsolide oldu da ne oldu derseniz aslında iyi oldu. Kimin ne olduğu ortaya çıktı. PKK'lısı, FETÖ'cüsü, Amerikalısı, Almanı, İslamcısı, liberali, müptezeli, saadetlisi, İplisi, ipsizi bir araya geldi. Bir şey daha ortaya çıktı. Sosyal medya denen gayya kuyusunun kime ve neye hizmet ettiği daha doğrusu işine geleni görmek, işine gelmeyeni silmek gibi bir mantıkla çalıştığını. Hatırlamakta fayda var. Daha geçtiğimiz ay Facebook'un 50 milyon kullanıcısının bilgilerini İngiltere merkezli bir araştırma şirketine verdiği ortaya çıktı. O bilgilerin Amerikan seçimlerini etkilemeye dönük kullandığı da. Trump'ın seçim kampanyasına bu şekilde katkı verildiği de. Aynı şekilde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden AB ayrılış sürecindeki referandumda da. Gezi provokasyonu sırasında sosyal Medya medyalarının nasıl yanlı, yanlış bir şekilde kullanıldığını da hatırlamakta fayda var. Ancak en dikkat çekici olanı sanırım 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsü esnasında FETÖ elebaşının tweetleri iki katına çıkartın talimatından sonra yaşananlardır. O süreçte montaj, dublaj, ses kayıtlarının sosyal medyada yaygınlaştırılmış olması da hatırlanmalı. Sosyal medya ağları kamuoyu yönetmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Ancak ne hikmetse sosyal medya dendiği andan itibaren çok büyük ticari kurum olsalar da la yüsel kabul edilen bir ağla karşı karşıyayız. Bir parantez açalım. Örneğin televizyonda herhangi bir ürünün ya da markanın ismini andığınızda başınıza gelmedik kalmayabilir. Rekabet kurulu haksız rekabetten, rütük gizli reklamdan size ceza uygulayabilir. Ancak Twitter derseniz, Facebook hesabınızı ekranda yayınlarsanız veya Instagram hesabınızı hiçbir cezai işleme tabi tutulmazsınız. Çok garip ve tuhaf. Sanki dokunulmaz, dokunulamaz markalar bunlar. Ve bu ağların zaman zaman Türkiye karşıtı söylem ve paylaşımları özenle koruduğu artık aşikardır. Örneğin 2016 Mart'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika seyahati sırasında yaşananlar. O gün Amerika seyahati öncesi yine Türkiye düşmanları ve FETÖ'cü çakallar Erdoğan Amerika'da tutuklanacak, Başkan Obama ile görüştürülmeyecek türünden haberleri yine aynı mecralardan yaymışlardı. Erdoğan'ı taşıyan tur uçağı henüz Atlantik üzerindeyken Türkiye'de sosyal medya üzerinden We Love Erdoğan, Seni Seviyoruz Erdoğan etiketiyle bir kampanya başladı. Uçak Amerikan semalarındayken We Love Erdoğan etiketi dünya sıralamasında ilk üçe girdi. Twitter bir anda o etiketi listeden çıkardı. Bu burada bir dursun. Yeni Şafak okurları çok iyi hatırlayacaktır. Facebook bir gün abu gerekçeyle Yeni Şafak'ı engelledi. Bu engellemenin altında ticari kaygıdan daha çok siyasi bir tavır olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak haklı mücadelesini sonuna kadar devam ettirdi ve engeli kaldırdı. Devam edelim. En son Tamam mı devam mı meselesi sosyal medya denen enstrümanın kendi kendine veri üretip trafik yöneten bir sistem olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. Ne demek istediğimi açayım. Twitter sadece kullanıcılarının hesaplarından metin, görüntü, fotoğraf paylaştığı ve bunların sadece makinelerin basit matematik hesaplamalarıyla yönettiği bir trafikten ibaret değil. Bu trafiği bilgisayarlar üzerinden denetleyen, yönlendiren ve çıkarları doğrultusunda sansürleyen, manipüle eden, verileri bir yerlerde depolayan ve onları bir yerlerle paylaşan bir kurmay akıl var. Tamam mı devam etiketinin Türkiye'deki siyasal iklime ne tür etkisi olacağı konusunda bir kanaat sahip olan Twitter yöneticileri ki FETÖ'nün silikon vadisindeki gücünü hiç yatsımıyorum, tamam etiketinin liste başı olmasını mesele etmediler. Ancak karşısındaki devam etiketini bot hesap gerekçesiyle listeden çıkardılar. Oysa dün bütün gazetelerde vardı. Tamam etiketiyle tweet atanların sadece %42'sinin Türkiye'den olduğu, çoğunluğunun Amerika'dan tweet attığı ve dahası %70'inin bot hesap olduğu ortaya çıktı. Ancak Twitter yöneticileri bu abukluğu görmezden geldi. Toparlayalım. Tamam ve devam etiketi üzerinden önceki gece yaşananlar bize sosyal medya denen iletişim enstrümanın manipülasyona açık olduğunu hatta bizatihi kendisinin manipülasyon aracı olduğunu göstermiştir. Bu bir. Diğer bir şey ise daha anlamlı benim için. O da Erdoğan düşmanlığı etrafından bir araya gelenleri görmüş olduk. Saadetlilerle PKK'lılar mesela, Alman siyasetçilerle İpliler mesela. Görüyorsunuz anlatmaya ne gerek öyle değil mi?